Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve başlıktan gördüğünüz üzere 1.37 beta sürüm geldi. Steam'den oyuna sağ tuş yapıp özelliklere geliyorsunuz. Betalara geliyorsunuz. Oradan seçeneğe tıklıyorsunuz. Orada Public Beta 1.37 yazıyor. Onu seçtiğiniz zaman bir indirme yapacak. Boyutu büyük. Bende 6.9 GB indirdi. Bütün DLC'ler var. Belki onunla alakalı ama 4.5-5 GB arası standartta dosya indiriyor. Bilginiz olsun. Biraz büyük boyutta bir güncelleme oldu. Ve beklenen cam açma olayı geldi. F-Mod geldi. F-Mod bizimle alakalı değil yani. Oyuncular için bir işe yaramayacak. Modculara Allah sabır versin. Bütün araç seslerini sıfırdan dizayn etmek zorunda kalacaklar. F-Mod'un güzelliği şu. Araç sesleri daha gerçekçi olacak. Daha böyle gerçeğe yakın olacak. Şimdilik camlarımız kapalı. Bu arada yeni bir dorse eklenmiş. Gıda tankeri diye. Bunu da şöyle görmüş olalım. Daha önce yoktu bildiğim kadarıyla. Ben ilk defa gördüm. Umarım yani ilk defa gelmiştir. Yanlış söylemiyorumdur yani. Standart trailerlarda burada bulabilirsiniz gıda tankeri boyalı diye. Valla ben ilk defa gördüm. Daha önceden de varsa benim ayıbım olsun. Ben görmedim yani. Ama bildiğim kadarıyla ilk defa geldi. Krona eklenmiş mi? Krona eklenmemişti yanlış hatırlamıyorsam. Ama Schwarzmüller'e falan eklenmiş. Niye bunları seçemiyorum? Onu da anlamadım ama bak şu an seçilmiyor. Bildiğiniz seçemiyorum şu anda bunu. Farklı farklı yerlere tıklıyor gibi gösteriyor. Şimdi şöyle bir kontrollere girelim. Öncelikle bir sese bakalım. Gelişmiş ses ayarları geldi arkadaşlar. Baya baya gelişmiş. Yani istediğiniz her şeyin sesini kısıp açabiliyorsunuz. Yani ana volüm yok artık sadece. Ana ses seviyesi mevcut. Çekici monitör seviyesi, çekici egzoz seviyesi, çekici efektleri seviyesi, gürültü seviyesi falan burada. İstediğiniz şeyin sesini kısıp açmak artık sizin özgürlüğünüze kalmış bir şekilde oyuna eklenmiş. Bunu geçen sene falan Fernbus'a da eklediler. Fernbus'ta da bu çok işe yarıyordu çünkü. Dış gürültü çok fazla geliyordu falan. Fernbus'ta çok işe yaradı. Sonunda bunu ETS'ye de eklemişler. Her şey buraya gelmiş arkadaşlar. Ses navigasyon standartta vardı zaten. Diğer ses ayarları gelmiş. Birden fazla gelmiş. Normalde şu ikisi mevcuttu zaten. Çevrenin yankı efekti, kabin yankı efekti, açık cam gürültüsü falan. Bunları falan şöyle aktif edebiliyorsunuz, pasif hale getirebiliyorsunuz. Ve ses sürücüsü gelmiş arkadaşlar. Buradan kulaklığınız, mesela bende kablosuz var. Kablosuz kulaklığın için ayrı bir ses sürücüsü seçebiliyorsunuz buradan. Aynı Windows aygıtlarını seçer gibi buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bende bayağı bir var aygıt. Ses kartları falan çok fazla çünkü bende. Buradan istediğiniz aygıtı seçebiliyorsunuz. Ama varsayılan da bırakırsanız Windows'ta neyi seçerseniz o size varsayılan olarak oyunda da yansıyacak. Ses ayarları bunlar arkadaşlar. Oynanış bölümünde herhangi bir değişiklik olmamış. Görüntü ayarlarında herhangi bir değişiklik olmamış. Kontrollerde de bir değişiklik yok ama tuşlar ve düğmelere cam açma ile alakalı tuşlar eklenmiş. Evet şurada görüyoruz. Sağ pencereyi açma, sağ pencereyi kapatma, sol pencereyi açma ve sol pencereyi kapatma olarak. Ben klavyedeki tuşları atadım. Direksiyon tuşlarını değiştirmek istemedim. Yani klavyeden şimdi kontrollerini yapacağız bunların. Gördüğünüz gibi buraya bunların tuşları eklenmiş. Şöyle bir oyunumuza geçelim. Aracımızın. Bu arada dorsemiz bu. Standart dorseler de var. Ve Schwarzmüller dorsesinde de var. Kron'da yok. Umarım yeni eklenmiştir. Ben yanlış söylemiyorumdur yani. İsterseniz bu şekilde boyalı yapıyorsunuz. Önüne arkasına krom ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz komple krom yapabiliyorsunuz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Farklı tampon seçenekleri de gelmiş bu arada. Bu arada neredeyse bütün modlar çalışmıyor. Grafik modları falan da çalışmıyor. Şu anda grafik modum yok. Sadece reshade aktif. Bu oyunun normal görüntüsü. Bu da reshade aktif hali. Ben biraz daha böyle mavi tonlarına yakın seviyorum. Şimdi aracın içine geçtik abi. Şu anda cam açılmıyor. Bakın kontak kapalı. Dörtleri kapatalım. Kontak kapalı. Bak şu anda düğmeye basıyorum hatta bakın. Düğmeler falan da çalışıyor. Cam açma kapama düğmelerini de çalışır hale getirmişler. Şu anda herhangi bir cam efekti yok. Açılmıyor, kapanmıyor. Kontağı açtım sadece. Hop. Camı açıyoruz. Uzun süre tuşa bastığınız zaman böyle bıraktığınız zaman kalıyor. Ama bir kere bas çek yaptığınız zaman pat kendisi otomatik açılıyor ya da
bas çek yaptım, hop otomatik kapı kapanıyor ya da bir kere bastım hop durdu. Ama uzun süre böyle bas çek yaparsanız manuel halde çalışıyor. Normalde bunun tam tersi olması gerekirken biraz farklı bir olay olmuş. Gerçek araçlarda nasıl? Biraz böyle sert çekiyorsun. Tabii bunu oyuna nasıl yapacaklar sert çekmeyi? Farklı bir durum ama. Bu şekilde eklenmiş oyuna aynısı buradaki cam içinde geçerli. Cam açma sesi falan güzel olmuş ya. Vallahi söyleyeyim ki modculara Allah sabır versin. F-modla uğraşacaklar bayağı bir. Araçların sesleri sıfırdan yapılacak, düzenlenecek, hazırlanacak. Bakalım oyun seslerine güncelleme gelecek mi? Bence gelmesi gerekiyor çünkü çok da iç açıcı değil. Özellikle kornalar falan bakın. İğrenç. Havalı korna yine bir nevi. Şunu taktım ben. Şu Scream diye geçiyordu bunlar, şu küçükler. Scream'i taktım. Hatta bak camları şöyle bir kapatalım ikisini de. Evet. Ya bu yine fena değil, güzel. Aracın normal kornası iğrenç. Hiç hoşuma gitmedi yani. Şimdi çalıştıralım aracımızı. Evet, kabin içinden sesimizi duyuyoruz. Şimdi yavaş yavaş camımızı açalım. Bak sol kulaklığa hemen geliyor ses. Hatta şöyle birazcık devri yükseltelim. Bak. Hop gitti. Şimdi aynısını sağ cama yapalım. Hop gitti. Aynı anda açalım. Bu şekilde olmuş. Şimdi küçük bir yolculuk da yapacağız. Bu arada rotamızı da göstereyim. Oyunun orijinal haritasındayız. Bu İtalya ve Fransa DLC'lerine sahip olanlara şu iki tane ada eklenmişti biliyorsunuz. Buradaki adalarımızdan birisindeyiz. Böyle ufak bir sefer yapacağım. Çok uzatmamaya çalışacağım. Böyle camları kapatalım. O şekilde çıkalım. Sonra yavaş yavaş camları açarız. Oo, bunu duymadım. Dur. Hatta camlar açık. Dur. Bak bu hava seslerini duymamıştım. Denemedim çünkü. Fren sesi normal ama el frenini imdat kolunun hava sesi değişmiş. Güzel. Bak sinyal kolunun falan sesi değişmiş. Bak. Daha tok geliyor böyle ses. Oyunun sesini biraz size açayım mı? Daha iyi olacak gibi. Değil mi? Böyle daha iyi. Yavaş yavaş camları açalım mı? Böyle yarım açalım. Öncesi olacak. Biraz oyun sesi beni bastıracak. Ama olsun.
bu videomuzda önemli olan şu anda bu. Sesleri duyalım, hep beraber duyalım. Ben duyuyorum zaten, sizler de şöyle yüksek yüksek duyun. Biraz da sağ camı açalım. Retarder sesinde duyuyoruz ince ince böyle. Yolu da güzel seçmişim yalnız ha. Virajlar falan iyi. Sadece sağ açık. Hatta sağ sonuna kadar açalım. Şu korna iğrenç olmuş. Ya bu fena değil, bu yine güzel. Sonuna kadar gitsin ya. Hava gelsin biraz. Bu var ya, multiplayer'de tam efsane olur. Aç lan camı. Açsana oğlum camı. Tam makara döner yani, telsizden falan. Aç lan camı bir. Yanına yanaşıp. Ben bunu ilk ATS'ye denedim, çok kötü. İnanılmaz kötü geldi kulağıma. Hiç videosunu bile çekmedim yani. Nereden tren geçiyor? Ha, önümüzde. Ooo, sese bak. Ama sanki yanındaymışız gibi. Bu biraz fazla oldu ama gelirken falan bak, o çınlama sesleri geliyordu. Yani bu tren geçidi açılmıyor biliyorsunuz. Şöyle aralardan sıyırmam gerekir. Sağır olduk tamam. Tren geçidinde sağır olduk birazcık. Arkadan bak, ses gelmeye devam ediyor hala. Ama güzel olmuş. Biraz fazla yüksek geliyor ama. Oh, temiz hava. Çek. Çek. Süper ya. Bak, helikopterlere bak.
Bugün aslında ben normalde şu BMC Fatih'i çekecektim. Yasin'in yaptığı modu çekecektim. Hatta hazırladım, rotayı hazırladım, promosu da çekecektim. Rotayı falan hazırladım. Her şey hazır. 1.37 geldi. Vay dedim arkadaş. Dedim şimdi önce BMC'yi çekeyim. Arkadan dedim 1.37'yi çekmek olmaz. Gecikmeyelim, hemen bir an önce çekelim. Çıktığının ertesi günü biz de sabahtan hemen 1.37 versiyonla alakalı ilk görüşümüzü yayınlayalım diye. Artık BMC Fatih bundan sonraki ilk gelecek olan ETS videomuzda karşımıza olacak. Yine bir tren sesi. Bu arada servisteyken, aracı yapılandırırken falan yürüme olayı gelmiş. Bakarsınız ileride ETS'ye. Sıfır kamerasıyla hani biz rahat dolaşıyoruz ya, bakarsanız ETS'ye normal böyle yollarda falan da yürüme olayı gelir. Servise gelmiş. Bunu normal oynada çok rahat bir şekilde aktarırlar diye düşünüyorum. Zor bir şey olmasa gerek. Servise koyduklarına göre normal oynada koyarlar. Düşünsene multiplayer'da da oluyor, aktif oluyor. Oyuncularla falan böyle yan yana duruyorsunuz, iniyorsunuz araçtan falan. Efsane olmaz mı ya? Multiplayer de süper olur. Single'da bir işe yaramaz belki ama multiplayer'da efsane olur. İyi RP'ler döner yani. Retardar sesini duyuyorum ama Scania'nın da çok az geliyor retardar sesi. Şuraya girelim. Şuradaki şirkette bitirelim. Giremedik. Hayır. Tam açalım. Bak cam açıkken lastik sesleri geliyor. Çok güzel. Normalde dış kameraya aldığımız zaman geliyordu. Bu lastik kamerası falan benim dediğim. Vallahi geliyor. Süper. Onu da yapmışlar. Helal olsun. Bence güzel. Güzel olmuş. Umarım her araç modunun sesi de Scania gibi yani normal geliyordur. Güzel geliyordur. Ama araç seslerini güncelleseler süper olur. Keşke SCS EVR ile beraber çalışsa. Şu EVR'nin efsane seslerini biliyoruz çünkü. Keşke SCS EVR ile beraber çalışsa da ortaya muhteşem bir şeyler çıksa yani. Şimdi EVR'nin sesinden sonra SCS'nin sesleri gerçekten çok geliyor yani insana. Böyle camlarımızı da kapatalım. Oh. Evet arkadaşlar. Şöyle sıfır kameramıza geçelim.
Yeni 1.37 beta sürümümüz. Hayırlı uğurlu olsun. Tam sürüme gelmesi biraz uzun sürer gibime geliyor. Çünkü hatalar muhakkak vardır. Daha ilk defa beta'ya geldi. Daha beta sürekli güncellenecek. Beta güncellenecek. Tam sürüm, ben tahmin ediyorum ki bir ayı bulur gibime geliyor. Eksikler muhakkak vardır. Ben herhangi bir eksik görmedim ama diğer araçlarına tabii seslerine bakmak lazım. Bütün sesler değişecek. Dorseden gelen ses değişecek yani. Sadece aracın değil, dorselerin sesleri de değişecek. Trafik seslerinde muhakkak değişiklikler olacak ki gördüğünüz tren yolunun sesi bambaşka geliyor. O çan sesleri falan. Gayet güzel olmuş. Umarım daha da böyle oyun güzel yerlere gelecektir. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.